Hamdi, 25 gideli var mı? Yok. Sıra versene. İşsizlik zamanımızın en büyük sorunlarından birisi. Özellikle Hollanda'da yaşayan yabancı gençler arasında işsiz olanların sayısı çok yüksek. Vefa, ne yapıyorsun? İş arıyorum. Bol şanslar, inşallah bulursun. Sağ ol. İş ilanlarında aranan kişilerden hep bazı özellikler isteniyor. Belirli bir eğitim düzeyi, diploma, iş tecrübesi gibi. Teknoloji ilerledikçe yapılan işlerin özelliği de değişiyor. Makineleşme çağında iş bulabilmek için hep yeni bir şeyler öğrenmek gerekiyor. Kısacası eğitim görmeyen kişi için gelecek pek parlak değil. Merhaba Refah. Nasılsın? Nasıl olsun? Uğraşıyoruz. İş bulmadın mı hala? Yok. Yok. Elindeki diplomalar yetersiz. Tecrübelerim de yok. Ben sana kaç kere söyledim. Tamam tamam. Bir şeyler yapmak lazım. Yani. Tamam anladım. Gel benimle gel. Okula gitmeyen gençler için hiç umut yok mu? Boş durup vakit harcayanlar için umut yok. Ama öğrenmeye hazır olanlar için durum o kadar kötü değil neyse ki. Belli bir eğitim görüp bir meslek öğrenenler iş bulma şansını artırabilirler. Zandstad'da meslek eğitimi veren birçok kuruluş var. SBB, Korkakes, Anapolax Hall, Strakes Hall gibi. Şimdi Strakes Hall'un müdürü Peter Tanne'ye kulak verelim. Goed, allemaal van harte welkom hier op Strakes Hall Zaanstreek Waterland. Ik heb begrepen dat jullie meer willen weten van de Strakes Hall en dat wil ik hen ook graag vertellen. Burada iki türlü program var. Birincisi, henüz hangi mesleği seçeceğine karar vermemiş olanlara yönelik. Bunlar yönlendirici kurslar. Yani buraya geliyorsunuz ve haftada bir gün ya da daha fazla çeşitli meslekler hakkında size bilgi veriliyor. Siz bu meslekler arasından birisini seçtiğiniz zaman bu yönlendirici kursu bitirmiş oluyorsunuz. O zaman ikinci tür program başlıyor. Yani seçtiğiniz meslek dalını öğreneceğiniz eğitim programı. Mesleğine göre bu programlardan bazıları okulun yanı sıra bir iş yerinde staj yapmayı gerektiriyor. Eén dag per week en dan de resterende vier dagen gaan ze werken in het bedrijfsleven. Burada öğretilen 60'ın üzerinde meslek dalından birkaç örnek. Örneğin kuaförlük kursu 2 yıl sürüyor. Bu kursu yapanlara 2 yılın sonunda bir kuaförlük diploması veriliyor. Dus op het achterhoofd vrij sterk toepikken. Wil je zelf even een pluk proberen? Op de laadvaart. Kijk, hier heb je rollen gezeten. Dus dat scheidentje moet je voorkomen. Dus een stukje van die en een stukje van die. Jullie gaan nu het verband tussen stroom en spanning meten met behulp van de oscilloscoop. Ga je gang. Elektrotechniek dalında öğrenim görenler alacakları diploma ile bu alanda iş bulma şanslarını arttırabilirler. Evet, gaat goed hoor. Muammer 2 kHz'e bir çevirsene. Biraz daha güçlü. Tamam, şimdi.
Aldım. Şimdi elektrik akımının daha iyi geçtiğini görüyoruz yani. Oldu mu? Biraz daha çevir. Tamam, şimdi güzel. Bu kurslara niçin geliyorsun? Bu kurslara geleceğimi düşündüğüm için geliyorum. Bu kurslar sayesinde staja gittim. Staj döneminde stajım başarılı geçtiği için beni işe aldılar. Sen? Ben de işte yatay staj sonra diş masajı olur dedim. Mesela bu sana daha iyi bir düşük seviyede iş bulurum. O yüzden FT'ye gittim işte orada. Tabii FT'ye olmasıyla istediğin yerde iş bulabilirsin yani çoğunlukla. İş bulma zamanı daha fazla. O yüzden. Konfeksiyonculuk özellikle genç kızların ve bayanların rağbet ettikleri bir meslek dalı. Tabii konfeksiyon kurslarına erkekler de katılabilir. Model çizimi ve uygulamasından çeşitli dikiş tekniklerine kadar bu mesleğin çeşitli yönleri bu kurslarda öğretiliyor. Bu kurslara halen çalışmakta olanlar da katılabilir. Böylece işlerinde daha derin bilgi sahibi olabilirler. Bu kursu haftada kaç saat yapıyorsun? Haftada 8 saat yapıyorum. Yani haftada bir gün, 4 günde çalışıyorum. Peki işin varsa niçin kursa gidiyorsun? İş yerimde daha iyi başarılı olmak için bu kursu sürdürmek istiyorum. Bir gün Türkiye'ye gidersen? Türkiye'ye gidersem eğer elimde bir mesleğim, kendi işimin başı kendim olarak rahatlıkla çalışmak istiyorum. Zamanımızda otomobillerin sayısı giderek artmakta. Mesleğin inceliklerini bilen, diploma sahibi motor tamircilerinin iş bulma şansları oldukça yüksek. Ben haftada, yani ben bu işi yani sevdiğim için yapıyorum. Haftada 3 gün çalışıyorum, 2 günde okula gidiyorum. Yani amacım büyük bir montör olmak için, yani memnunum bu işi yaptığıma. Muhasebeden sekreterlik işlerine, bankacılıktan seyahat acenteliğine, günümüzde bilgisayarların kullanılmadığı iş alanı pek kalmadı. Bilgisayar kullanmayı bilmeyenlerin birçok iş dalında iş bulmaları hemen hemen imkansız. Ben bu kursa, bilgisayar kursuna başlayalı henüz 3 ay oldu ve geleli bayağı bir şeyler öğrendim. Ve şuna inanıyorum ki zamanımızda %90 bilgisayarlarla iş yapılıyor ve bilgisayar öğrendiğin zaman işe alınma olanağın daha kolay oluyor ve herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Ben kendim geldiğimden çok memnunum ve öğrendiğimden de daha fazla öğrenmek istiyorum. Ne zaman bırakacağım artık bilemiyorum. Yani kafamın aldığınca öğrenmek istiyorum. Bunlardan başka daha birçok meslek dalında öğrenim görebilirsiniz. Ölçü ve ayar tekniği, tornacılık, İnşaat ustalığı, teknik resim ve daha birçok meslek dalı. Önce bu meslek dalları hakkında bilgi edinebilir,
Ondan sonra size en uygun geleni seçebilirsiniz. Bu seçimi yaparken bir uzman size yardımcı olur. Ancak öğrenim yapacağınız meslek dalı üzerindeki son karar size aittir. Gördüğünüz gibi istediğiniz bir mesleği öğrenmek ya da bildiğiniz meslekte bilginizi geliştirmek için Zaanstad'da birçok olanak mevcut. Ağlamakla olmaz sevgilim. Değişmek, değiştirmek. Bu olanaklar hakkında bilgi edinmek için İş Bulma Kurumu'na, Zaanstad Belediyesi Enformasyon Dairesi'ne ya da belediyenin şubelerine çekinmeden başvurun. Zaanstad'daki meslek öğrenimi hakkında daha ayrıntılı bilgiyi regional konsülent denilen danışmanlardan isteyin. Daha emin bir gelecek için gereken adımı şimdi atın. Ve sen hala yalnızsın. Neden? Çünkü kimse kimseyi tam bilmez. Gözle görünen köy kılavuz istemez. Ağlamakla olmaz sevgilim. Değişmek, değiştirmek gerek. Ağlamakla olmaz.